yatıyormuş. Sonra sonra amcamı tokatlamış. Böyle üstüm siyah yiyormuş. Şansla gidelim görürüz. Daha hani yaşasın. Daha orada yaklaştık. Gördün mü? Gördüm. Arabaya bak orada. Bugün Anadolu'da dağların yüksek yamaçlarında yerleşmiş yüzlerce köy bulunmaktadır. Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Ayancık ilçesinin de merkezden uzakta yüksek birçok köyü vardır. Zor olanla doğdukları anda tanışan bu insanların yüzyıllar boyunca buralarda yaşamaları ancak sahip oldukları tek değer olan vahşi ve geçit vermez doğayla mücadeleleri sonucu mümkün olmuştur. Ağaçların arasında hayalet gibi bir görünüp bir kaybolan, zaman zaman unutulan ancak bize geçmişi tertemiz sunan bu köyler, coğrafi koşulların çok güç olduğu yükseklerde var olma savaşı veriyorlar. Belgeselin çekimleri sırasında bu saf yaşantıların son izlerini görüntülemekle ne kadar önemli bir görev üstlendiğimizin bir kez daha farkına vardık. Amacımız bu insanların doğayla olan mücadelelerini sizlere anlatmak, 21. yüzyılın başlarına kadar ulaşmayı başarabilmiş, sona hızla yaklaşan bu saf hayatı, gelenekleri yansıtmak ve gelecek yüzyıllara bu görüntüleri bir belge olarak aktarmaktır. Aynı zamanda Türkiye'nin birçok köyünde olduğu gibi bu köylerin de yaşanan göçlerle beraber hızla boşalmalarına, böyle giderse belki 10 yıl sonra sadece kalıntılarını göreceğimiz bu muhteşem ahşap evlere dikkat çekmeyi istedik. Yüksek dağlarda kurulmuş köylerde yaşayanlar, geçit vermeyen doğa yüzünden zor olanla daha çok küçükken karşılaşıyor. İnsanın aklına hemen bir soru geliyor. Düz ovalar, yaylalar, tarım yapılacak uygun araziler dururken bu köyler neden buralara kurulmuş? Bu yüksek dağlarda ve orman içlerinde yerleşmenin en büyük nedeni 16. yüzyılda baş gösteren toplumsal kargaşa ya da baş kaldırmaların yol açtığı büyük kaçkınlardır. Celali isyanlarının neden olduğu Anadolu'yu sarsan bu kargaşa sonunda bir kısım ova köyleri halkı geleceğini güvence altına almak amacıyla verimli toprakları terk ederek soyguncuların, akıncıların ve yağmacıların kolayca erişemeyeceği ulaşılması güç sarp ve ormanlık bölgelere göç etmeye başladılar. Bugün Anadolu'da o kaos günlerinde kurulmuş dağların yamaçlarında, zirvelerinde, ormanda sanki kaybolmuş gibi duran ve yaşama mücadelesi veren yüzlerce köy var. Günümüzde ise bu yüksek dağlarda ve orman içlerinde yaşayan birçok aile, yaşadıkları bu zorlu yerleri terk edip verimli vadilerin ve şehirlerin kolaycılığına kaçıyor. Köyden merkezlere doğru baş gösteren ilk önemli göçler, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlamış, sonraları hızlanarak artmıştır. Ancak bu güzel dağları, insanın içine işleyen o temiz ve taze havayı bırakmak istemeyen son birkaç aile var. Önlerinde denizden başka gidecek hiçbir yerleri olmayan, ormanın lütfen izin verdiği dar alanlara sıkışmış, bu tepelere yerleşmiş insanların burada yaşamaları yüzyıllardan beri her anlamda güç olmuştur.
karın bu yükseklerde uzun süre kalkmaması, kış mevsimi boyunca ulaşımın arabalarla yapılamamasına yol açıyor. Ancak merkezle iletişimin kopukluğu ya da asgari düzeyde olması, Ayancık köylerinde atadan kalma geleneklerin fazla bozulmadan günümüze kadar ulaşmasına neden olmuştur. Bu köylerde saf köy kültürünü, örfü, adeti, eşyayı ve bozulmamış insani değerleri kolayca görebilmek mümkün. Ahirette çeker miydin? Yaktın beni dünyamda da ahirette çeker miydin? Ay benim nazlı yârim. Katkıda bulunduğu bir dünya cenneti buralar. Ancak ocak başlarındaki bu sesler son artık. Bu sesler, bu adımlar, bu çocuklar gittikçe uzaklaşıyor buralardan. Bu evler gittikçe boşalıyor. Artık bu evlerde kimse nefes almayacak, yatıp kalkmayacak. Bu kapı kim bilir bir daha ne zaman açılacak o anı yüklü sesiyle. Yüzlerini de çekiyor.
üstünden koştu. Tahmin etmeye başladım, baktım salınıyor şimdi. Onun için vazgeçtim. Yani tuğdan bir şey yapmaya yani. Yalan yok, sıhhat bakımından bu iyi. Fazla iki çuval un alsan, birisini evde bıraksan, birisini burada ay geçse bozulur yani sıcakta. Bu evler tek tek yıkılıyor, yılların verdiği ezici ağırlıkla. Ya sanki daha önce hiçbir şey yokmuş gibi yerlerinde acımasız rüzgarlar esiyor, süpürüyor her şeyi. Ya da yerlerine karşı konulmaz istilasıyla betonları yapılıyor. Bu baca bir daha ne zaman tütecek? Belki de hiç tütmeyecek. Sahip çıkmamız gereken evlere sahip çıkalım, onları koruma altına alalım. Hiç değilse belki bir iki köyü bu anlamda değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü sahiplenilmezse, sahip çıkılmazsa o evler kendiliğinden çürüyecek, yok olacak ve aynı evleri üretecek maalesef ustalarımız da yok. Onlar da kayboldu. Bu anlamda vermek istediğim mesaj bu. Bize sahip çıksınlar. Ekilecek toprağın azlığı, hatta bu toprağın nüfus artışı sonucu gittikçe daha küçük parçalara bölünmesi, geçimlik gıdanın sağlanmasını daha da zorlaştırıyor. Göç, önü kesilemez, amansız bir virüs gibi ilerliyor, gittikçe dağılıyor. Son kalan köylülerse sermaye yetersizliğinden, gerekli tarımsal teknolojiye ve bilgi eksikliği nedeniyle önlerinde yeni ufuklar açacak hedeflere sahip değiller. Geçimlerini ancak bu sınırlı topraklar üzerinde, ilkel bir biçimde, kapalı aile ekonomisine dayalı tarım ve hayvancılık yaparak sağlamaya çalışmaktalar. Ne yapacağız? Ekeceğiz. Kara saban bir karabasan gibi çökmüş bu toprakların üzerine yıllardır. Yerleşim yerlerinin %81'i dağlık, dalgalı ve genelde ormanlardan açılarak kazanılmış olduğu için heyelana açıktır. Bu sarp yerlerdeki sınırlı arazilerde büyük çaba ve zorluklarla yaptıkları tarım alanlarında verim düşüktür. Yetiştirdikleri ürünler genellikle az oranda meyve, sebze, yemiş ve kestanedir. Yiyecek maddelerinin önemli bir kısmı çevre il ve ilçelerden gelmektedir. Mera olmadığı içinse hayvancılık pek gelişmemiştir. Bu köylerde yaşayan birkaç kişi de geçimini geleneksel el sanatlarına bağlı olarak devam ettirmekteler. Gürsütü köyünde, hatta bütün bu bölgede sadece Hanife Çetinkaya el tezgahında meşhur ayancık ketenini dokumakta. Bu sanatı bilen ve uygulayan son kişi olan Hanife Çetinkaya, Ayancık Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla kursiyerlere keten dokumayı ve işlemeyi öğretiyor. Hanife teyze 70 yaşına gelmesine rağmen yorulmak bilmeyen yaşlı elleriyle ketenin ekilmesinde, iplik haline getirilmesinde dur durak vermeden çalışıyor. Halk eğitimden aldığı küçük bir ücretle ve keten dokumalarının işlemelerinin satılması sonucu elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Kendi yaşıtlarının büyük şehirlerde çoktan köşeye çekilmiş olduğunu biliyor ama yaşadığı köyünden, hayatından çok memnun. Burayı severim ben, İstanbul'u sevmem. Niye? Benim evim etrafına baksana, ben İstanbul'da ne yapacağım? Burası İstanbul. Peki yani şöyle bir çıkıp dünyayı gezeyim falan dediğin oldu mu, yoksa burası daha mı güzel diyorsun? Gittim, gidiyorsun. Dolaşacağım yerler dolaşıyorsun, geliyorsun yine köyüme. Peki keten olmasaydı sen nasıl geçinecektin burada? Nasıl geçineceksin? Allah acısın, nasıl geçineceksin? Kocam yok, oğlum yok, ne yapacaksın? Yani işte bu ilaç belliyle. Allah verirse buyda yöktük, misir ekiyoruz. Öyle geçindim işte, 15 seneden beri sene de bu işine geçiniyorum. 10 tane yetim büyüttüm bu işine. Tamam.
yoksa yeni... Koruyan köylüler ormanda mevsimlik işçi olarak çalışıyor. Aralarında bir kooperatif kuran köylüler kendi köyleri sınırlarına dahil bölgelerde kesilen tomrukların nakliyesini üstlenmişler. Aşağılarda kesilen tomrukları mandaları kullanarak dağlık arazilerde güçlükle sürüklüyorlar. Bu eğimli alanları aşarak nispeten daha düz bölgelere getiren köylüler buradan traktörler aracılığıyla taşıdıkları tomrukları kamyonlara yüklüyorlar. Burada kamyonları hınca hınç dolduruyor, stabilize yollardan geçerek dar ve virajlı ayancık yolunu aşarak tomrukların merkeze ulaşmasını sağlıyorlar. Aynı zamanda kendi aralarında kurdukları kooperatiflerin hem üyesi hem de işçisi olan köylülerin şikayeti emeklerinin karşılığını alamamaları. Hoş geldin Emre. Karşılamaya çıkalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selam. Ormancım. Hoş geldin. Hoş geldin. Safa geldin. Ormancım hoş geldin. Bir de 8 milyon 508 yani yaklaşık 8 milyon 600-700 bin lira civarında. Göknar tomruğu kesme sürütmesi. Kayın tomruğa gelince 1 milyon 357 bin lira. İstisali. Sürütmesine de 7 milyon 737 bin lira vermiş. Bunları okuduk. Siz bu fiyatlara ne diyorsunuz? Bu fiyatlara bunu yapamayız. Bir şuval yem 30 milyon. Bir kotumuh 20 milyon. Bir çit nal 25 milyon. Bir çit manda 2,5 milyar.
İstanbul'da işsiz kalanla asma kopyasını atıyor. O kopya da yok burada. Ben şimdi şaşırdım bu fiyata. Anladın mı? Şaşırdım, bağırmanın üzerindeyim. Yapılan işin içine bir durum sosyal... Bu. Aslında bugünkü gördüğünüz gibi de yani emeğimizin karşılığını da alamıyoruz ama zor şartlarda da olsa yapmak zorundayız. Yani başka geçim kaynağı olmadığı için. Orman ürünlerine olan yurt içi talebin bir kısmının ithal ürünlerle karşılanması, Türkiye genelinde yaşanan son ekonomik krizler, köylülerin kazançlarının daha da azalmasına neden olmuş. Köylerde zor şartlar altında yaşayan köylüleri, zaman zaman baş gösteren felaketler daha da güç durumda bırakıyor. 5 tane çocuğum var, bir annem. Evim Mardin 12'sinde yandı. Şimdi mağdur kaldım. Tekrar yapamıyor musun evini? Evimi yapmak için işletmeye başvurdum. 38 milyon dediler kelesenin metrekübüne. Almak imkanım da yok. Karşıda komşunun evinde kalıyorum. Bir tek odalı evde kalıyorum. Şimdi ise neredeyse sokaktayım. Geçinemeyen köylünün göç etmesiyle gittikçe azalan köy nüfusu, köylerde okulların kapanmasına neden olmuş. Son kalan köy okullarından birisi olan Karapınar İlkokulu, 9 öğrencisiyle herhalde son günlerini yaşıyor. Tahta bir evde yer alan okulda tüm sınıflar bir arada eğitim görüyor. Ama çocukların yüzü öyle umut dolu ki, onların tüm yokluklara karşın okula gelişlerindeki sevinçleri, sınıfa girişlerindeki heyecanı gerçekten görülmeye değer. Bu nedenle dengeli beslenme yapılmalıdır. Yiyecekler 3 ana öğünde alınmalıdır. Sabah, öğlen, akşam. Doğdukları yerde doyamayan bu insanlar her an yoklukla karşı karşıya. Yolların genellikle toprak olması, birdenbire insanın karşısına çıkıveren derin çukurlar ve yüksek taşlar yüzünden bu köylere arabalar pek girmek istemiyor. Bu da ulaşım konusunda büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Yazın dahi yolların kolay geçit vermemesi bu köylerin merkezin birçok hizmetinden yararlanmasını engellemektedir. Eğitim, sağlık gibi hizmetlerin bu köylere ulaşamaması nedeniyle köylüler ve öğrenciler güç koşulları altında bu yolları aşmak zorunda kalıyorlar. Köyümüzün bazı işte sorunları nedeniyle burada kış ayında öyle hastalık vesaire olduğu zaman buraya çıkıp yol bekliyoruz, minibüs bekliyoruz. Ne kadar yürüyorsunuz buraya çıkmak için? Yaklaşık 15 dakika, 20 dakika kadar yürüyoruz. Yani yol zahmetini çekiyoruz, evet. Doktora getiriyorum. 15 dakikalık yolu yürümek zorunda kalarak. Kucağınızda, evet, evet. Mecbur kucağımda yürüdüm. Peki bir isteğiniz var mı? Allah'a şükür ne isteğim olsun ki? Beyim var, kayınpederim. Peki ıslanınca böyle okula gidince üşümüyor musun? Üşüyoruz. Ama karayiferin başında ısınıyoruz. Peki sen ne kadar yürüyorsun buraya gelmek için? Yarım saat. Yarım saat. Evet. Zor oluyor mu senin için? Evet. Peki üşüyor musun yolda gelip giderken? Hayır. Okul, hastane, bakkal, nüfus dairesi, köy nüfuslarının çok az olması nedeniyle hep ilçe merkezinde toplanmış. Yersel konumlarının özellikleri bakımından da dağınık bir yapı gösteren orman köylerine hizmetlerin götürülmesinde ve bu hizmetlerden köylülerin yararlanmasında güçlükler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kamusal harcamalardan orman köylüleri öteki bölgelerde yaşayanlara göre daha düşük miktarlarda yararlanmaktadır. Gözünü seveyim.
Ellerinde olan tüm kaynakları sonuna kadar kullanmaya çalıştıkları halde yine de geçinemeyen köylüler şu günlerde birer ikişer köyleri terk etmeye hazırlanıyor. Bu son mücadeleci köylüler de geçim neredeyse, hizmet neredeyse oraya gidecekler. Buralar sonsuz bir yalnızlığa gömülecek. Anadolu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi boşalıyor köyler, evler. Bir sonsuza, bir çıkmaza doğru. Büyük kentlerin varoşlarına sıkışmaya, bol oksijenden kirli havaya, yeşilden griye, temizden pise, huzurdan kaosa, saftan yoza, modernleşmenin dayanılmaz hafifliğine. Gittikten sonra özleyecekler buraları tabii ki. Anadolu'nun her yerinde görülen bir ot var buralarda. Ciltteki bazı yaralara iyi geldiği söylenen bu otu evlerin damlarında yetiştiriyorlar. Temrev yaralara, yani betlek sularında temrev olur böyle şey gibi, şu taş gibi, aynı şöyle. Onu yıkırlar, sürerler. Hatta şunun ailesi yapıyor, onu da şuraya koyarlar, güneşte o da kurur, o da kurur der. Aşağı yukarı ben yaşım 75. Onun oraya koyulduğunu ben şahsen bilmiyorum yani. Ben bileli orada duruyor. Bu otun mucizevi bir ot olduğuna inanan halk, günlerden bir gün bir mucizenin olup kendilerinin, evlerinin ve köylerinin bu uzak ve mahsur yaşamdan kurtulacaklarına inanıyor.